Para Bilgi kanalı izleyicilere hepinize selamlar, saygılar. Evet yoğun bir gündemden yine haberlerimiz bütün hızıyla devam ediyor sevgili arkadaşlar. SPK bülteni yayınlandı biliyorsunuz. Bir bedelsiz sermaye arttırımı onaylandı. Bir tane halka arz var. Videolarımızı yaptık. Lütfen kanalımızdan izlerseniz mutlu oluruz. Öde özellikle Göknür Gıda Maddelerinin SPK halka arzı onaylandı arkadaşlar. Ve %2000 beden sermaye artırımı alan kozal artım var. Bu videolarımızı da izlemenizi bekliyoruz. Evet buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Ve kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız bizim ne edersiniz. Evet dostlar şimdiki haberimiz çok önemli. Şöyle şirketler Borsa İstanbul'un özellikle düşüş yaşadığı günlerde biliyorsunuz büyük miktarlarda geri alımlar yapıyorlar. Bugün de arkadaşlar onun üzerinde şirket. Geri alım gerçekleştirdi ve 5 milyon lot alanlar da var arkadaşlar. Tam 5 milyon lota yakın 5 milyon lot gibi alan geri alım yapan şirketler var. Şimdi bu bütün geri alım yapan şirketleri ben tek tek video yerinde bunları biliyorsunuz bu şekilde. Hepsini tek video yaptım. Lütfen baştan sona izleyiniz. Evet Türkiye Şişe Cam. Dün de arkadaşlar biliyorsunuz Şişe Cam geri alım yapmıştı. E, pay fiyatının şirket faaliyetlerinin gerçek performansını... Yansıtmaması dolayısıyla şişe cam geri alım yapıyormuş, net bir şekilde açıklamış arkadaşlar. Tabii bazı arkadaşlar bunları yorumlarda şirketlerin geri alımını pek hoşnut karşılamıyorlar ama bu önemlidir arkadaşlar almaları. Evet dün almamış, oyun 31'inde almış arkadaşlar, son gün almış ocağın 1 milyon 500 bin lot. Bugün ise 450 bin 984 lotu 38 lira 11 kuruş ortalamadan satın almış şişe cam. Mesela 1 milyon 500 bin aldığı lotlardan daha ucuza almış bunu arkadaşlar. Evet, Kontrolmatik son zamanlarda kontrolma teknoloji, enerji mühendislik payların geri alınmasına ilişkin bildirim sürekli yayınlıyor. Evet arkadaşlar, Kontrolmatik de niçin alıyormuş? Paylarımızdaki fiyat hareketlerini yatırımcılarımız üzerinde kısa vadede oluşturabileceği, yaratabileceği olumsuz etkilerin giderilmesi tüm pay sahiplerimizin yatırımların değerlerinin korunması amacıyla diyor alıyorlarmış ve bugün de 16.622 hisseyi satın almışlar 133.7 liradan. Evet arkadaşlar kontrolmatikten sonra Doğanlar Mobilya grubuna geçiyoruz. Onlar da pay fiyatının şirket faaliyetlerinin gerçek performansı yansıtmadığı için arkadaşlar payların geri alınması ilişkin bir bildirim yayınlamışlar ve bugün 150 bin hisse satın almış. Pardon. İkinci ayın biri, ikinci ayın ikisi. Evet 150 bin hisse satın almış arkadaşlar. Bugün geri olarak dün de almış 150 bin. Bugün de 150 bin almış. 6 lira 35 kuruştan. Evet devam ediyorum. Lider Turizm her zaman pay alımı yapan şirketlerden birisi. Niye alıyormuş arkadaşlar? Bakalım son dönemdeki fiyat hareketlerinin daha stabil hale getirilmesi. Fiyat dalgalanmanın önlenmesi. Borsada oluşması. Borsada e, sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunulması için diyor e, ve pay sahiplerimizin menfaatlerinin korunması için alıyoruz diyor. Bugün de 50.000 lot satın almışlar arkadaşlar. Yok devam ediyorum özür dilerim alttaymış o. Evet ikinci ayın biri 16.000 adet. Bugün 10.000 adet satın almış. Dün de 6.000 adet almış. Birinci ayın 31. de 1.500 adet almış. Yani bugün... 2.in ikisinde 10.000 adet lot satın almış Lider Turizm. Evet, Alarko Holding. Alarko Holding de sıkça bu durumlarda hisse geri alımı yapan şirketlerden dünya çapında yaşanan ekonomik gelişmeler dikkate alınarak başta küçük paydaşlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımızın menfaatlerinin korunması ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla diyor Alarko Holding pay alımı gerçekleştirdiğini söylüyor. Böyle bir program başlatmış arkadaşlar. Ve arkadaşlar bugün toplam Alarko 42.500 TL nominal değerli pay satın almış. Görüyorsunuz ikinci ayın ikisi şuradan itibaren başlıyor arkadaşlar. Parça parça almış hepsini 60-45'ten 60, 61.95 ortalamayla tamamen Alarko Holding 41.500 TL nominal değerli pay satın almış. Gelelim Hacı Ömer Sabancı Holding'e. Sabancı Holding'i biliyorsunuz arkadaşlar sürekli pay alımı yapan şirketlerden birisi ve yüksek miktarlarda alıyor. Sattığı zaman da sattığı da konuşuluyor. Niçin aldığında değinelim. Sahol pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek. Payların makul değerine kavuşturularak net aktif değer iskontosunu azaltmak. Pay sahiplerine daha cazip uzun vadeli bir yatırım imkanı sunmak için alıyoruz diyor Sahol şöyle bayağı bir atlamam gerekiyor. Evet arkadaşlar bugün Sahol tam 720 bin hissesini geri almış. 36 lira 88 kuruştan 720 bin arkadaşlar. Dün de 710 bin hissesini geri almıştı. 37 lira 94. Bugün biraz daha fiyatı düşmüş. Evet devam ediyoruz hızlıca. Gedik yatırım. Gedik yatırımda arkadaşlar geri alım programı çerçevesinde geri alım yapıyormuş. Böyle açıklamışlar ve 200 bin adet lot 200 bin adet evet 200 bin adet lotu 6 lira 15 kuruştan satın almışlar arkadaşlar. 200 bin adet lotu 6 lira 15 kuruştan satın almışlar. Dün de arkadaşlar 200 bin adet lot almışlar. 6 lira 37 kuruştan bugün 6 lira 15 kuruştan satın almışlar. Evet devam edelim. Orge Elektrik Orge Elektrik de bu akıma kapıldı. Paylarını geri almaya başladı. Uzun süredir yapıyor. Evet geri alım işleminin niteliği değil diyor. Hiçbir şey açıklama gerektiğini görmemişler. Ve bugün 100 bin adet hisse satın almışlar arkadaşlar. Dün de Orge Elektrik 100 bin adet hisse satın almıştı. Bugün de 100 bin adet hisseyi geri alım yapmış. Evet Türkiye Halk Bankası. Arkadaşlar asıl önemli olan buydu. Bu, Halk Bankası... Ee, o da diğer olarak belir belirtmiş neden aldığını belirtirken ve bugün ne kadar almış biliyor musunuz arkadaşlar? 800 bin adet. E, ee, i̇kinci ayın ikisi deyin bugün toplam kaç almış bakalım. Şurada arkadaşlar bakın toplamı da belirtmemişler maalesef ama sanırım arkadaşlar 5 milyona yakındı. İkinci ayın ikisi bakın şuradan görüyorsunuz 100 bin, 200 bin, 300 bin, 800, 600, 700, ee, 900, 1000, 1100 Oo evet arkadaşlar şurada sanırım 5 milyona yakındı arkadaşlar evet ben bunu hesaplayacağım ee, videonun başına kaydedeceğim bunu ama 5 milyona yakın hisse satın almış bugün Halk Bankası evet iyi bir rakam büyük bir rakam tam 5 milyona yakın Çünkü en son 3. ayın 17'si 2020'de 5 milyonluk bir hisse satın alımı yapmışmış evet geçiyorum şimdi Halk Bankası'ndan MLP'ye Medikal Park Arkadaşlar sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi ve pay sahiplerine uzun vadeli cazip bir yatırım imkanı sunulması amacıyla demiş. Pay alıyoruz uzun süredir alıyor. Evet Medical Park'ta 74 bin pay almış. Bugün pay alımını arttırmış arkadaşlar. 77 liradan almış. 74 bin adet payı 77 liradan. Evet Lokman Hekim de uzun süredir alıyor. Onun alma sebebi de geri alım programı çerçevesinde demişler sadece. Evet Lokman Hekim de arkadaşlar Bugün 30.500 pay satın almış. Bu da büyük bir rakam görüyorsunuz 24.04'ten 30.500 son zamanların en yüksek pay alımını gerçekleştirmiş Lokman Hekim. Evet Papillion savunma teknolojileri e, o da arkadaşlar pay fiyatını şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmamasından dolayı pay satın geri alımı yapmış. Bugün arkadaşlar 500 adet pay almışlar sadece. Evet 500 adet. 500 adet pay satın almışlar. E, ee, bunu da belirtmek zorundasınız tabii. 500 değil artık. Kaç olursa olsun arkadaşlar. Burada belirtilmesi gerekiyor. Evet info yatırım. Info yatırım arkadaşlar. Şirket pay fiyatının şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle pay fiyatının istihbar ve gerçeklerine uygun oluşmasını katkı sağlamak amacıyla demiş info yatırım. bugün arkadaşlar tam 100.000 pay almış. Bu zamana kadar 1000, 5000, 5000 giderken bugün bir anda bakmışlar. 854'e düşünce 100 bin adet pay geri almışlar. Evet. Bazı arkadaşlar yorumlarda paylaşıyorlar. Diyorlar ki devam edeceğim arkadaşlar. Altma gelmişken söyleyeyim. Şirketler yakında bütün hepsi, hepsi yorum alacak paylar geri. Çünkü düştükçe düşecek fiyatlar düşecek diyorlar ve şirketler ucuz hale gelecek bunu bilmiyoruz ama ya bu da bir alamet inanılmaz alım var bakın daha devam ediyorum ee, devam ediyoruz arkadaşlar esenboğa elektrik geri al alım programı dahilinde bugün arkadaşlar 134.627 pay geri almış tam 62 lira 34 kuruştan ve genelde esenboğa fazla almazdı 1000 ile 2000 arasında 1500'ü 1400'ü rakamlar bakın öyle alırdı bugün arkadaşlar e, büyük miktarda satın almış. 134.627 pay satın almış 62 lira 34 kuruş ortalamadan Esenboa. Mediterra Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi de şirketimizin faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle pay sahiplerini korumak ve sağlıklı fiyat oluşuma katkı sağlamak amacıyla diyor e, alıyorlarmış. Onlar da bugün arkadaşlar 44.517 Pay satın almışlar. 31 lira 51 kuruştan. Mediterya. Evet. 1000 birleşik mağazalar bunun haberi şöyle arkadaşlar. 5 milyon pay almak için genel kurulda karar almışlar. 750 milyon lira. Bunun haberini yapmıştım. izleyebilirsiniz. Evet. İhlas pay fiyatının şirket faaliyetine gerçek yansıtmamasından dolayı 500 bin adet Hisse satın almış arkadaşlar. Tam 500 bin. 1.5 liradan 500 bin adet hisse satın almış İhlas bugün. Devam ediyorum arkadaşlar. İndeks bilgisayar. Bu dünkü alım olabilir. Bir bakalım. İndeks bilgisayarın bu dünkü alım da olabilir. İkinci ayın biri diyor. Evet arkadaşlar ikinci ayını çünkü bir gün sonra yayınlıyorlar. Bugün, dün mesela 10, 20, 30, 40, 50, 60 bin adet değil mi? 60 bin adet satın almış. E, muhtemelen bugün de satın almıştır. Indeks bilgisayarı onu yarın açıklayacaklar arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu kadar. Görüyorsunuz birçok şirket. Şu anda güncelliğim var mı yeni diye. Birçok şirket pay geri alım programlarını ilerletiyorlar ve katılıyorlar. Ve bu borsada hisselerin düştüğü zamanlarda bunu alarak yatırımcıya bir nevi artık destek olmuş oluyorlar. Evet dostlar. Ee, buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak kesin almayınız. Ee, kanalımıza da abone olup bildirim zilini açarsanız bizi mutlu edersiniz. Hepinize selamlar, saygılar, bol kazançlar.